bugün buradan çıktığınız zaman hangi adımları tek tek uygulamanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Şimdi adım 1, adım 1'e geçelim arkadaşlar. Şimdi adım 1 arkadaşlar, şirket kurmak. Dediğim gibi şirket kurmak bu işin doğasında var. Şirket kurmadan biz bu işi yapamayız. Şirket kurmadan yaptığımız zaman da nelerle karşılaştığımızı gördünüz. Şimdi birincisi, Amerika'da eğer şirket kurmak istiyorsak ilk önce telefon numarası almamız gerekiyor. Amerika'da bir tane telefon numarası alacağız. Neden Amerika'da bir tane telefon numarası alacağız arkadaşlar? Zaman zaman markalarla telefonla görüşmemiz gerekecek. Veya markalar, bizim markaların formunu dolduruyoruz. Toptan kayıt olma formunu dolduruyoruz. Şimdi biz oraya Türkiye'deki cep numaramızı giremeyiz. Çok büyük bir fail olur. Bundan dolayı firmalarla iletişime geçerken, firmalara iletişim bilgilerimizi bırakırken prestij anlamında kesinlikle bir Amerika numarasına sahip olmamız gerekiyor. İlk şirket kurmadan önce yapmamız gereken adım bir telefon numarası satın almak, kiralamak. İkincisi, yine şirket kurmadan önce bir tane de sanal ofis kiralamak Amerika'da. Yani bazı arkadaşlarımız Amerika'da şirket kurup adresini Türkiye gösteriyor. Bu da tabii ki çok büyük bir yine fail'a yol açılıyor. Yani markalar bu tarz adresleri kabul etmiyorlar. Amerika'da kesinlikle bir adres istiyorlar. Şimdi Amerika'da sanal ofis kiralamak arkadaşlar çok önemli bir konu. Çünkü size ilk şirketimi neden kapattım anladım. Adresime erişemiyordum. Peki şu anda kiraladığım sanal ofisten nasıl bir hizmet alıyorum? Şöyle bir hizmet alıyorum. Reklam yapmak için söylemiyorum bu arada. Bu sanal ofisin arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Bana bir panel sunuyor. Nasıl bir Gmail'in, Outlook'un bize sunduğu bir panel var. Oradan gelen maillere bakabiliyoruz. Gelen durumlara bakabiliyoruz. Burada da yine bana firma, sanal ofis firması bana böyle bir hizmet sunuyor. Yani bir zarf geldiğinde hemen onu sisteme taratıyorlar ve sisteme yüklüyorlar. Yani ben hiç kimseye WhatsApp'tan, canlı chat'ten evrağım geldi mi veya mailden bana bir şey göndermiyorlar. Her şey sistem üzerinden burada gerçekleşiyor. Ben onu yine sistem üzerinden diyorum ki bu zarfı açın veya bu zarfı Türkiye'ye gönderin diyebiliyorum. Zaten ben bu hani iyi bir sanal ofis tutarak o mesela Florida'dan bir ceza gelmişti bana. Hani oradan 50 dolarla nasıl yırttım? Tabii ki de bu sebeple yırtabildim. Eğer benim o adres gelen evraktan haberim olmasaydı geçmiş olsun. Çok ciddi sonuçlarla karşılaşabilirdim. Bundan dolayı Amerika'da sanal ofisi iyi bir yerden tutmanız gerekiyor. Burada posta kutusu gibi, yani burada birazcık paranın kesenin ağzını açmamız gerekiyor. Onu size söyleyeyim adres kiralarken. Çünkü biliyorsunuz ki Amerika'da değiliz. Ve Amerika'da gerçekten güvenebileceğimiz bir yer olması gerekiyor. Bundan dolayı sanal ofis kiralama olayını ciddi bir şekilde, hani Amerika'da şirket kurmayı ne kadar araştırıyorsanız, sanal ofis kurma olayını da o kadar ciddi araştırın. Eğer şirket kurmak için konuştuğunuz firmalar size şunu diyorlarsa, ya işte merak etme, bizim muhasebenin şeyini gösteririz, evini gösteririz, ofisini gösteririz, bizim orada şey var, depo var, oranın adresini gösteririz, sen de adres parası ödemezsin, ucuza şirket kurarız gibi, sakın böyle bir şeye gelmeyin. Bunun sonu sizin için çok kötü bitebilir. Çünkü siz sürekli bir kişinin ağzına bakacaksınız, abi şu oldu mu, abi bu oldu mu, abi geldi mi? Bu tarz durumları yaşamamak için bizim yine profesyonel bir sanal ofis hizmeti almamız gerekiyor. Mesela yeri geliyor, ben sanal ofisimi arıyorum. Diyorum ki bu evrağı biraz ağzı taratır mısınız? Veya başka bir soru sorabiliyorum. Yani arayıp her zaman muhatap olabileceğiniz, bu işi ana işi olarak yapan firmalarla konuşmanız gerekiyor. İnanın bu adres konusunda birçok insan mağdur oluyor. Birçok insan şirketini kurduğu adresten memnun olmuyor. Bundan dolayı ben size hazır tecrübelerimi anlatıyorum. Sizin bunları yaşamanıza gerek yok. Şirket kurarken ofis kiralama olayına çok dikkat etmeniz gerekiyor. İyi bir yerden ofis kiralamanız gerekiyor. Ücreti ne olursa olsun. Buradaki ücret de tabii ki ayda 200-300 dolar değil. Benim şu an aylık kiraladığım ofise 40 dolar ödüyorum. Yıllık bazda da 400 dolara tekabül ediyor. Yıllık ödediğim zaman 2 ay bedava olmuş oluyor. Sonrasında ise arkadaşlar Amerika'da sanal ofisimizi tuttuk. Amerika'da telefon numaramızı aldık. Markalarla anlaşmak için bunlar adım adım izlememiz gereken adımlar. Telefon numarası aldık. Sanal ofis tamam. Sonrasında Amerika'da artık şirket kuracağımız eyaleti seçmemiz gerekiyor. Size Amazon'a satış yapan birisi olarak şunu söyleyeyim. Bir mali müşavir değilim ama Amerika'da şirket kuracağınız eyalet arkadaşlar o kadar da önemli değil. Birçok insan eyaletler arasında kayboluyor. Orada %6 KDV var, orada %0 KDV var. Nerede kurmalıyım, nerede avantajlı diye. Bence hani şirketi, eyaleti nerede kurduğunuzun çok bir önemi yok.
Ondan dolayı bence şirket kurmaktan ziyade sanal ofisi nereden tutacağınıza bakmanız gerekiyor. Benim şirketim Florida'da ama ben size Wyoming'de şirket kurmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ben bir mali müşavir değilim. Sadece Amazon'da bir satıcıyım. Gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Neden size Wyoming'i öneriyorum benim şirketim Florida'da olmasına rağmen? Çünkü arkadaşlar Florida'da şöyle bir şey var. Bu bahsettiğimiz reseller certificate var. Hani şirketimiz için almamız gereken önemli bir belgeydi. Şimdi mesela Florida'da eğer şirket kurarsanız arkadaşlar, Florida'da şirket kurduktan sonra reseller'a başvururken o kayıt olma formunda sizden şahsınıza ait ya ITIN numarası istiyorlar ya da SSN numaranızı istiyorlar. SSN numaranız yoksa ITIN numarası almak gerekiyor. ITIN numarası da arkadaşlar 4-5 ayda çıkan bir numara. Yani bizim eğer ki Amerika'da şirket kurarken ITIN numaramız veya SSN numaramız yoksa bence Florida'da kurmayın. Çünkü şirket kurulduktan sonra E-I numaranız geldi bir ayda. Tamam, markalarla çalışmak için şirket hazır. Reseller'a başvuru yapacaksınız. Florida'da şirket kurdunuz. Sonra bakacaksınız ki ITIN numarası gerekiyor. Bir de gideceksiniz, bireysel olarak ITIN numarasına başvuracaksınız. Bir de ITIN numarasının gelmesini bekleyeceksiniz. Ondan dolayı eğer ki ITIN numaranız yoksa veya SSN numaranız yoksa bireysel anlamda burada Wyoming'de şirket kurmanızı tavsiye ederim. Çünkü Wyoming'de reseller certificate alırken size herhangi bir SSN numarası veya ITIN numarası sormuyor arkadaşlar. Evet, şirketi kurduk. Diyelim ki Wyoming'de kurduk veya siz bir eyalet belirlediniz. Dediğim gibi en iyisi, en doğrusu ben Wyoming demiyorum. Sadece benim size nacizane gördüğüm, yaşadığım şeyi anlatıyorum. Bence Wyoming'de kurun. Benim şirketim Florida'da olmasına rağmen. Reseller certificate'i de aldınız. Artık markalarla çalışmaya bir adım daha yaklaştık. Hemen bir tekrar ediyorum. Ne yapmıştık? Telefon numarası aldık. Sanal ofis aldık. Şirketi kurduk. Vergi numaramız geldi. Bu arada bu süreçte bir ay geçti. Bir ay satış yapamadık. Sonrasında vergi numaramız geldi. Vergi numaramız geldikten sonra reseller sertifikatımızı başvurduk. O da bir iki haftada geliyor. 1,5 ay. Şu an hala satış yok. Sonrasında arkadaşlar şirketinizi kurdular. Size teslim ettiler. Vergi numaranızı da verdiler. Artık buradaki en önemli adıma geliyoruz. Buradaki en önemli adım da ne arkadaşlar? Şirketinizin yükümlülüklerini öğrenmek. Şimdi bunu dediğim gibi sakın ama sakın Google'a girip de işte LLC şirketin yükümlülükleri nedir? İşte partnership'in yükümlülükleri nedir diye bir araştırma yapmayın. Tabii ki bir ön analiz vesaire yapabilirsiniz ama işi kesinlikle burada noktalamamanız gerekiyor. Burada şirket yükümlülüklerinizi öğrenebilmeniz için kesinlikle Amerika'da olan bir mali müşavirle görüşme yapmanız gerekiyor birebir. 1 saatlik olabilir, 2 saatlik olabilir. Ama burada kesinlikle bir görüşme yapmanız gerekiyor. Onlara sorularınızı hazırlayacaksınız. Benim şirketimin türü bu, eyaleti burası. Ben ne zaman vergi ödeyeceğim, hangi formları ödeyeceğim, bana bunları söyle veya aklınıza takılan başka sorular varsa bunları söylemesini rica edeceksiniz. Ben burada arkadaşlar birazcık paranoyak olduğum için şöyle bir şey yapmıştım. 3 tane farklı mali müşavir buldum birbirinden. Üçüne de aynı soruyu sordum. Yani ve bir mali müşavirle görüşmenin bedeli de arkadaşlar saatlik ortalama $200. Neden 3 tane mali müşavire de aynı soruları sordum? Çünkü şundan dolayı aynı soruları sordum. Benim bu bilgileri emin olmam gerekiyor. Belki mali müşavir yanılıyor. Belki o konuda bir eksiği var. Benim bu cevaplardan emin olmam gerekiyor. Ondan dolayı ne yaptım? 3 tane mali müşavirden görüşme aldım. Ve sonrasında mali müşavirlerle tek tek görüştüm. Şimdi diyeceksiniz ki benim İngilizce seviyem mali müşavirlerle görüşmek için yeterli değil veya başka sebepler de sunabilirsiniz. Şimdi burada ne yapılması gerekiyor? Size tavsiyede bulunayım. Benim İngilizce seviyem iyi olmasına rağmen ben bir mali müşavirle görüşeceğim zaman muhakkak ki bir tane yanıma tercüman alıyorum. 200 TL'ye, 300 TL'ye bir saatlik bir tercümanla anlaşıyorum ve Zoom toplantısına tercüman da katılıyor. Her ne kadar İngilizce seviyem iyi olsa da bir kelimeyi yanlış anlamam veya bir kelimeyi ben yanlış anlatmam karşı tarafa belki olayları çok farklı noktalara götürebileceği için eğer İngilizce bilmiyorsanız ve İngilizcenize çok güvenmiyorsanız, emin olmak istiyorsanız bir tane tercümanla da katılabilirsiniz. Ama bu işin doğru noktası arkadaşlar Amerika'daki mali müşavirler. Ben de değilim. Yani bu bilgileri, şirket yükümlülüklerinizi Amerika'daki mali müşavirlerden öğrenmeniz gerekiyor. Size tavsiye ettiğim de bir tane mali müşavirle değil, en az iki tane mali müşavirle görüşmenizi tavsiye ediyorum. Yani ben şirket kurmaktan daha çok şeye çok para harcadım. Mali müşavirlerle görüşmeye para harcadım. Ama pişman mıyım? Tabii ki de değilim. Çünkü onun karşılığında da şirketimin yükümlülüklerini ve nasıl işletmem gerektiğini öğrenmiş oluyorum. Sonrasında şirket yükümlülüklerinizi de öğrendiniz.
Reseller sertifikatınız da var. Her şey 10 numara. Artık markalara mail atmaya başlayabilirsiniz. Burada önünüzde hiçbir engel kalmıyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Dediğim gibi vergi numaranız var. Reseller sertifikatınız var. Şirketiniz var. Her şey okey. Ama şu adım atlarsak eğer yine birçok zinciri kırmış oluyoruz. Eğer ki ben markalara Atakan Özdoğan 99@gmail.com'dan mail gönderirsem olmaz. Yani benim göndereceğim maillerin de profesyonel olması gerekiyor. Yani benim oldukça kurumsal gözükmem gerekiyor. Bundan dolayı Amerika'da şirket kurduktan sonra şirketinize ait muhakkak ki bir kurumsal e-mail almanız gerekiyor. Örnek veriyorum info@ozdoğanllc.com. Yani böyle maillerle markalarla iletişime geçmemiz gerekiyor. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela info diye açtınız. Bir tane sales diye açın. İşte bir tane Atakan diye açın. Ve bunları da mail gönderirken CC'ye ekleyin. Hani sanki şirkette 3-4 kişi var da onlar da görmesi için CC'ye eklediniz falan. Yani birazcık böyle kurumsal gözükmek için böyle ufak şeyler de yapabilirsiniz. Ama kurumsal e-mail kesinlikle şart. Zaten aylık 10 TL gibi bir masrafı var. Ama önemli olan bunu bilmek. İkincisi, birçok firmanın amacı sadece mal vermek değil. Birçok firma mal verirken şunlara çok dikkat ediyor. Yani bu firma kim? Neyin nesi? Bir araştıralım. Google'da hatta size şöyle bir anımı anlatayım. Bir keresinde bir firmayı aradım. Mailime geri dönmemişti. Firmayı aradım. Ya işte mailime geri dönmediniz, ben sizden ürün almak istiyorum diye. Sonra kadın adresimi sordu bana. Tek tek adresimi söyledim Florida'daki. Ve tek tek de Florida'daki adresime gitti. Google Maps'tan baktı. Yani bina nasıl bir bina, iyi mi kötü mü buna falan baktı. Yani firmaların amacı şirketler mail aslında mal verelim değil. Firmalar aynı zamanda mal vereceği kişilerin de iyi birer firma olmasını istiyorlar. Çünkü sonuçta siz onların markalarını temsil edeceksiniz. Bundan dolayı burada bir tane web site kurmak çok gerekli. Bir web sitemizin olması gerekiyor. Peki bu web sitede ne yer alacak Atakan? Sonuçta biz Amazon'da satış yapıyoruz. Firma yeni. İçine ne yazacağız? Şimdi tabii ki burada çok dolduracağımız şeyler olmayacaktır. Yani birazcık basit bir web site olacak ilk etapta. Sizin naçizane tavsiyem yapabileceğiniz şey şu olur. Wix'ten yapabilirsiniz, WordPress'ten yapabilirsiniz. Ama yine bir tane bir web site olsun. İçinde de neler olabilir? Bir tane ana sayfa, hoş geldiniz. Sonra şirketinize ait misyon, vizyon, hakkımızda. Bunları anlatabilirsiniz. Bir tane blog sayfası açabilirsiniz. Ve en önemlisi de aşağıda bir kontak as bölümü bırakıp burada da işte size ulaşabilecekleri bir mesaj kutusu, bir adres, bir telefon numarası gibi bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Yani web siteye böyle çok komplike bir şey yapmanıza gerek yok. Benim web sitem de çok basit bir web site. Ama birisi sorduğunda en azından veya birisi benim şirketimi Google'da arattığı zaman karşısına bir site çıkıyor. Ondan dolayı yani gördüğünüz gibi markalarla çalışabilmek için birçok adımı doğru yapmamız gerekiyor. O kadar adımı doğru yaptınız, bir tane kurumsal e-mail almadınız, iş bitti. Yani çok zorlaşır işiniz. Ondan dolayı buradaki birçok adım var ve bu adımları bizim tek tek doğru yapmamız gerekiyor. Şimdi kurumsal e-mailimizi de aldık, web sitemizi de yaptık. Artık markalara mail atmaya hazırız. Her anlamda hazırız. Vergi numaramız var, reseller sertifikatımız var, web sitemiz var, yükümlülüklerimizi öğrenmişiz. Artık markalara mail atmak için hiçbir engelimiz yok. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi size nasıl marka datası toplanır? Şimdi size bunu anlatacağım.